Evrenin ışıktan daha yüksek bir hızla dönüşü ve onun harika etkileri. Işıktan daha yüksek bir hız. Basit bir bakışla evrenin yapısına, onun bileşenlerinin hareketi ve dinamiği hemen anlaşılıyor. Ve tüm hareket çeşitleri arasında dönme hareketi onların ortak özelliklerinin en önemli yönüdür. Örneğin, atomdaki elektronlara bakın, nasıl kendi etrafında dönmektedir. Veya ayın dönüşüne, dünyanın ve güneşin kendi etraflarına dönmelerine dikkat ediniz. Samanyolu galaksisi de aynı kurala uymaktadır ve aynı anda kendi etrafına dönmektedir. Bundan dolayı evren de bu kural dışında değil ve kendi etrafına döner. Şimdi gök cisimlerinin evren kenarlarındaki dönme hızını 3 metod ile inceliyoruz. A metodu. Şimdi temel ve basit hız formülünden ki hız eşittir yer değişimi bölü zaman ve çember olarak varsayılan rotasyon yörüngeyi kullanıyoruz. Periyodik dönme süresi ve dönme yarıçapı belli olmasıyla gök cisimlerin dönme hızını karşılaştırıyoruz. Ayın kendi etrafına periyodik dönme süresi yaklaşık 27 gün, yarıçapı ise yaklaşık 1730 kilometredir. Bu yüzden onun kendi etrafına dönme hızı saatte yaklaşık 16 kilometredir. Karşıdaki tabloya bir göz atalım. Bu tablodan iki önemli nokta fark edilir. Birincisi, dönme yarıçapı ne kadar fazla olursa hız o kadar artar. İkincisi, nesnelerin merkez etrafında dönme süresi yaşam sürelerinden çok daha kısadır. Ve evrenin toplam ömrü 13.7 milyar olduğuna göre evrenin kenarlarındaki dönme hızını hesaplamak için periyodik dönme süresini 1 milyar ile 10 milyar yıl arasında varsayıyoruz. Ve ilk hızının hesaplamasıyla ilk yaklaşık değer arasında saatte 10^11 ile 10^12 kilometre, yani ışığın hızı 100 ile 1000 kat arasında olmaktadır. Çünkü ışığın hızı vakumda saatte 10^9 kilometredir. B metodu. Şimdi evrenin kenarlarındaki hızı başka bir yöntemle hesaplayacağız. Evrenin büyük ölçekli gözlemiyle elde edilen kozmolojik prensip diyor ki, evren çok büyük ölçekte homojen ve izotropiktir. Ve Kopernik prensibine göre evrenin homojen ve izotropik olması evrenin tek düz olduğunu ifade ediyor. Bundan dolayı homojen bir ortamda fiziksel miktarlar ani ve şiddetli değişiklikleri yoktur. Ve her nokta diğer noktalar ile eşdeğer olmaktadır. Gök cisimlerinden birinin değişik açısal hızla dönüşünü varsayın. Newton kurallarına göre bu cisim başka yörüngede devam etmesi gerekiyor ve yeni yörüngeye geçiş yolundaki diğer cisimler ile çarpışarak evrenin homojenliğini bozabilir. Bu nedenle tüm gök cisimlerinin dünyanın merkezinden değişik mesafeler ile aynı açısal hızla dönmektedir. Ve bir yerden diğerine açısal hız değişiklik olmaması
dünyanın homojenliğine ve tek düzlüğüne neden olmuştur. Ayın dünya etrafına dönme hızı saatte 3600 kilometredir. Söylediğim gibi, Samanyolu galaksisinin kenarında olan gök cisimler ki onun merkezinden 10 üssü 17 kilometre uzaklıktadır, saatte yaklaşık 10 üssü 6 kilometre hızla onun merkezi etrafında dönmektedir. Ve elde edilen son bulgulara göre, dünyada bilinen en uzak gök cisimleri onun varsayımsal merkezinden 10 üssü 24 kilometre uzaklıktadır. Evrenin homojenliğinden, açısal hızının tüm noktalarda eşit ve sabit olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, Samanyolu kenarının açısal hızı, evrenin bilinen kenarının açısal hızına eşittir. Kozmolojik prensibe dayanarak evrenin homojenliğine ulaştık. Samanyolu ve evrenin kenarındaki cisimlerin dönüş hızını ve mesafelerini karşılaştırdık ve evrenin varsayımsal merkezden 10 üssü 20 ile 10 üssü 24 kilometre arasında dönmesini ışık hızından daha hızlı, yani saatte 10 üssü 9 kilometre daha hızlı olduğunu kanıtladık. C metodu. Evrenin bilinen yarıçapı 10 üssü 24 kilometre olmaktadır ve bu bizim uzayın daha uzak bölgelerinin keşfedebilmeyeceğimiz anlamına gelmektedir. Evrenin gerçek yarıçapını 10 üssü 50 varsayalım. Basit bir olasılık ile evrenin kenarlarındaki gök cisimlerinin hızı, ışık hızının milyarlarca katına kadar çıkabilir. Karanlık kütle ya aydınlık kuvvet. Kütle tanım gereği, kuvvet uygulanırken bir cismin hızlanmaya karşı direncini gösteren bir kavramdır. Aslında kütle alanı kaplar ve kuvvetin etkili olduğu yer burasıdır. Bu yorumla karanlık kütleden söz ettiğimizde aslında kitle kavramını karşılamıyor. Çünkü söylediğimiz bulgulara göre karanlık kütlesi her yerde var ama onu bulamıyoruz. Söylemek gerekiyor, karanlık kütlesi düzeltmesi gereken hayali bir tanımdır. İlk başta söylediğim gibi evrenin kenarlarında ışık hızından daha yüksek bir hız vardır ve gök cisimleri ışık hızından kaç kat daha fazla hız ile dönmektedir. Evrenin kenarlarındaki son derece yüksek hız farkı ve evrenin varsayımsal merkezinden daha yakın olan noktalar girdaplı bir dönme kuvveti oluşturur. Bu kuvvet aynı anda dönmeye ve içe doğru bir kuvvet oluşturmaya neden olur. Dönen bir girdap gibi tüm noktaları dönme merkezine doğru çektiriyor. Yüzden karanlık kütle adlandırılan varlık aslında gök cisimlerinin evrenin kenarlarında dönen hız farkından ve evrenin varsayımsal merkezinin yakınındaki gök cisimlerin aydın bir kuvvetidir. Karanlık enerji. Thank you.
Şimdi evrenin kenarındaki ve varsayımsal merkezine yakın olan cisimlerin dönme hızı farkından bağımsız olarak karanlık enerjiyi tanımlamak için cisimlerin evrenin varsayımsal merkezi etrafında dönme hareketini düşünün. Dönme hareketi, merkez çevresindeki herhangi bir dönen kütle merkez kaç kuvveti uygulayarak kütlenin dönmesini ve dönüş yarı çapının artmasına neden olur. Kuvvetin dönme yarıçapı ile ters ilişkisi olduğu doğrudur ancak doğrudan hızın ikinci gücüyle ilgilidir. Söylediğimiz gibi açısal hız ki hızın yarıçapa olan oranıdır, evrenin homojenliği nedeniyle her yerde sabit bir değerdir. Sonuç olarak yarıçap ve dönme hızı ne kadar büyük olursa kuvvet o kadar büyüktür. Başka bir deyişle, evrenin varsayımsal merkezinden daha uzak olan gök cisimleri, yüksek dönme hızı nedeniyle daha hızlı uzaklaşırlar. Ve karanlık enerjisi olarak adlandırılan bu konu, evrenin artan genişlemesine neden olan enerjidir. Salih teorisi, cisimlerin evren varsayımsal merkezi etrafında dönmesiyle oluşan merkez kaç kuvveti etkisinin karanlık enerji olduğuna inanmaktadır.